Herkes hoş geldi. MDR çok güncel ve hayatımızı çok etkileyeceğini düşündüğümüz bir konu. Yıllardır aslında hayatımızı çok etkileyeceğini ve çok ciddi olarak iş yapış biçimlerimizi değiştirmemiz gerektiğini konuşuyoruz. Covid nedeniyle bir yıl kadar bir erteleme geldi. Ancak bu erteleme belki de dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan biri son bitiş tarihi için bir erteleme değil. Son geçiş tarihi için bir erteleme değil. Sadece arada diğer yasanın şu anda 93-42 direktifin geçerliliğinin ortadan kalkması ile ilgili bir erteleme. Tabii pandemi çok hızlı ilerliyor. Hazırlıklar ne kadar ne boyutta yapılıyor pandemi döneminde. Bu da soru işareti. Ancak Mayıs 2021 tarihi itibariyle şu andaki yasamızın güncelliğini yitireceğini de öngörüyoruz. Şimdilik elimizdeki bilgiler bu. MDR'a aslında geçtik. Yani tıbbi cihaz yasasına geçtik. Türkiye'nin özel durumunu ve özel yaklaşımını kenarda bırakırsak Avrupa ülkelerinde de bu yasanın artık daha sıklıkla ve yoğunlukla uygulandığını bizler izliyoruz. Geçen sene bu zamanlar konuştuğumuzda onaylanmış kuruluş atamaları ile ilgili hiç neredeyse onaylanmış kuruluş yoktu. Sanırım sayı 16'lara 17'lere geldi bu süreç içerisinde. Bu bağlamda aslında MDR'a geçmek zorundayız gibi görünüyor. Ciddi bir hayatımızda değişiklik olmaz ise. Hala mümkün mü MDR'a geçmek? Aslında böyle başlamak gerekiyor. Bazen geç kaldığımızı hissettiğimiz dönemler olabilir. Bazen geçmeyelim boşu boşuna. Hani zaten kimse geçemeyecek. Genelde sektörden ve süreçten izlediğimiz şeyler bunlar. Geçmek zorunda da değiliz belki de gibi şeyler hep duyuyoruz. Eğer başka bir ülkede satış, pazarlama yapmak istiyorsak ki bunu Türkiye'de dahil çünkü Türkiye'de C işaretiyle şu anda önümüzde gördüğümüz şey MDR'e geçmemiz gerekiyor. Bu tartışmaları en azından kendi hızlandırmaması için bir geri planda tutmamız gerekiyor. Ama mümkün mü? Geçmemiz mümkün mü? Ya da hazırlık hiç yapmadıysak şimdi geçebilir miyiz artık? Hafifçe bir geç kalınmışlık olduğunu itiraf ediyorum bu noktada. Bir an önce hazırlıklarımıza başlamamız, hazırlıklarımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Slaytların ilerleyen bölümlerinde zaten açıklıkla göreceksiniz. Aslında çok da imkansız istenmiyor. Biraz imkansız isteniyor diyoruz biz ona. O yüzden bence hala mümkün. Bunun üzerinde de çalışıyor olmamız gerekiyor. Kişisel olarak MDR'e geçen firmaların, geçebilen firmaların pazar avantajı, rekabet avantajı gibi konularda diğer firmalara fark atacağını, zaten MDR'e geçemeyen firmaların uzun vadede sektör içerisindeki durumu hep sorgulanıyor. İşte bu aralarda fazlaca Türk pazarı ve Türkiye'deki durum gündemde. Ama hasta yakını olarak, zaman zaman hasta olarak da sanki MDR'e geçelim istiyorum gibi de bir hissiyatım var. Çünkü biraz daha güvenli, biraz daha daraltılmış bir süreç bence bizi bekliyor. MDR'a baktığımızda aslında MDR ile ilgili bize denk gelen kalite yönetim sistemleri ile ilgili yapılacak iyileştirmeler söz konusu. Yasal olarak uyum sağlamamız için yapmamız gereken bazı hareketler var, bazı aksiyonlar almamız gereken bazı işlemler var. Teknik olarak kendimizi donatmamız gerekiyor. Aslında kalite, evet, çok ön planda kalite sistemleri, kalite yönetim sistemleri, yasal raporlamalar falan ama kalite yönetim sistemini ve yasal raporlamaları arkada teknik bir bilginin desteklemesi gerekiyor. Yani aslında biraz önümüzdeki 5-6 yıl belki ve geçmiş 2-3 yıl
uzmanların, mühendislerin işte konu hakkında derinlemesine araştırma yapmış ve bilen kişilerin zamanı olacak. O yüzden teknik olarak donanımlanmak ve teknik eğitimler son derece önemli. Ve tabii ki yani herkes konuşuyor bunu, herkes bu noktada klinik veri. Ürünümüzle ilgili çok sağlam klinik verilerin toparlanması ve oluşturulması gerekiyor. MDR neyi değiştirdi ya da değiştirecek hayatımızda? Geçmişe baktığımızda ya da şu andaki durumumuza baktığımızda biz dokümantasyonumuzu veya sürecimizi hep onay almak üzerine kurguluyoruz. Onay alma süreçleri üzerine kurguluyoruz. Oysa ki MDR'la birlikte tüm sürecin, tüm üretim, tasarım ve tüm bu başlangıçların yaşam döngüsü süresince mutlaka kontrol altına alınması ve kontrol altına tutulması gerekliliği ortaya çıkacak. Yani bir seferlik kalite değil, her seferlik kalite. Bir seferlik teknik yaklaşım değil, her zaman teknik yaklaşım. Ve her bir seferlik risk analizi yapıp kenarıya koymak değil, her zaman risk analizi, risk bazlı yaklaşımla devam etmek gibi. Bir süreçle karşı karşıyayız. Katılımcıların dağılımını bilmiyorum ama çoğunun kalite menşeli olduğunu tahmin ediyorum. Ve bu yaklaşımın biz kalitecileri çok mutlu ettiğini söylemem gerekiyor. Çünkü süreç içerisinde sürekli bu sisteme uyuma zorunluluğu ve uyuyor olmak aslında herkesin hayatını kolaylaştıracak diye düşünüyorum. MDR'ın felsefesine baktığımda yeniliği desteklemek ama güvenlikten ödün vermemek gibi bir felsefeyle çıkmış yola. Yeniliği desteklemek konusu evet çok çok tartışmalı bir konu. Yani yeniliği destekliyor mu? Birazcık daha geri planda tutuyor mu? Çünkü onay süreçlerimiz uzayacak. Onaya gitmek için geçirdiğimiz kademeler artacak. Yerel onaylar birazcık daha merkezi sistemden onaylar haline gelecek. O yüzden biraz onay süreçlerinde aksama olacaktır, uzama olacaktır. Ama aynı zamanda da güvenlikten ödün vermemek için de bu sürecin uzaması gerekebilir. Şeffaflık çok ciddi bir felsefe olarak karşımıza çıkıyor. Nereden? En başta kurulan Udemy sisteminden bu felsefe karşımıza çıkıyor. Şeffaf olmamız demek müşteri şikayetlerimizin ya da vigilans raporlarımızın daha şeffaf görünmesi demek. Bazen denetim raporlarımızın otoriteler ya da diğer yetkili kurumlar tarafından görülmesi demek. Bu nedenle de aslında şeffaf olmak otomatikman daha sıkı olmayı gerektiriyor. MDR'ın en önemli felsefelerinden biri ileride çok yakın bir zamanda Udemy'nin devreye girmesiyle hissedeceğimiz felsefelerinden biri şeffaflık. Öngörülebilir ve sürdürülebilir bir düzenleyici çerçeve öngörüyor MDR. Aslında bu ne demek? Kendine kurtarma alanları tespit etmiş MDR. Bu kurtarma alanlarında teknoloji çok hızlı gelişirse, teknoloji çok hızlı ilerlerse ya da regüle edilmeyen, müdahil olunamayan bir durum söz konusu olursa bir ortak spesifikasyon yayınlamak gibi yola gidecekler. Ki ilk ortak spesifikasyonlardan biri de yayınlandı. Bu spesifikasyon tekrar sitel edilebilir, tekrar sitel edilme koşulları ile ilgili bir ortak spesifikasyon yayınlandı. Bu spesifikasyona baktığımızda neredeyse yasa gibi, yasa diliyle yazılmış bir spesifikasyonla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla aslında bütün sürece yayılacak şekilde öngörülebilir ve sürdürülebilir bir düzenleyici çerçeve oluşturuldu. MDR'la birlikte. MDR'la birlikte bence hayatımıza giren çok önemli noktalardan biri de mevzuattan sorumlu personel ya da personeller. Buna tek kişi
de yapılabilir. Birden fazla kişi de bu mevzuattan sorumlu personel çerçevesi içerisine alınabilir. Görevleri ne? Aslında görevleri üretim alanlarında mevzuatla ilgili kuralların her noktada uyulmasını sağlamak. Daha ilk MDR'ın çıkışı başladığında ilaçtaki gibi bir mesul müdürlükten aslında uzaklaşarak ve bence iyi yapılarak regülasyondan sorumlu, mevzuattan sorumlu personel şeklinde dönüştürüldü. Bir mesul müdür yetkisinde ve yetkisinde değil ama mesul müdürlükten daha üstün yetkinliklerle dolu birinden bahsediyoruz ya da bir gruptan bahsediyoruz. Ve bu grubun da kesinlikle eğitime ihtiyacı olabilir, kaynaklara ulaşmaya ihtiyacı olabilir ve çok 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 okumaya ihtiyacı olabilir. Birazcık okuma dili İngilizce ve birazcık değil çokça okuma dili İngilizce. Bilmiyorum takip ediyor mu herkes ama Avrupa Komisyonu'nun internet sayfasında Docs Room diye bir bölüm var. Orada yeni guide'lar, yeni kılavuzlar sıklıkla yayınlanıyor. O yüzden uygulamaları birazcık oradan takip etmek lazım. Eğitimin şart olduğunu düşünüyoruz, çoklukla düşünüyoruz. Ama artık MDR giriş eğitimleri birazcık daha geri planda belki kalabilir. Daha çok uygulamaya yönelik. MDR ne yazıyor değil de ben MDR'ı nasıl uygulayabilirim konulu eğitimlere bir bakmak lazım diye düşünüyoruz. Teknik eğitimlerinizi sıklaştırmak gerektiğini düşünüyoruz. Eğer teknik açıdan firmanızda bir yetkinlik boşluğu varsa bu teknik eğitimlerin mutlaka doldurulması gerekiyor. Yaklaşım eğitimlerini yapmak lazım. İşte ben bu konuyu nasıl çözerim? Ben bu konuyla ilgili neler yapabilirim diye düşünmek lazım. Aslında tek kişinin değil de birden fazla grubun, birden fazla alanlarda, birden fazla şekilde çeşitli metotlarla, illa sınıf eğitimi olmak zorunda değil, eğitilmesi lazım. Ben çoğunlukla kendinizi vererek yaptığınız bir okumanın, o okumanın sonucunda çıkan sonuçların dokümante edilmesinin de iyi bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Bu eğitimi sadece bizlerin verdiği sınıf eğitimleri olarak görmeyin. Yine bu noktadan sonra bence yapılabilecek en güzel şey ne yapacağım ben bundan sonrası listesini çıkarmak. Son 2-3 aydır çok sıklıkla benim firmamda bununla uğraşıyoruz biz aslında. Firmalarımız bundan sonra ne yapacak? Neler yapmalı MDR'e geçmek için diye ve arkasından da ne yapıyoruz şu anda ve ne yaptık diye bir doğru bir proje yönetimini çıkarmak lazım. Zaman daraldı. Bu işte yapılacaklar to do kısmındaki post-itler çok fazlaysa bunları yapılır kısmına hızlıca, yapılıyor kısmına hızlıca, oradan da yapıldı kısmına hızlıca göndermek lazım. Yine bu yapıldı kısımlarını lütfen çok genel tanımlamayın. Çok özel prosedür bazında, talimat bazında, yapılacak test bazında tanımlayın ki hiçbir şey açıkta kalmasın, hiçbir şey boşlukta kalmasın. Topyekun bir geçiş olsun öbür tarafa. Çünkü aslında bu işi yapmaya başladığınızda göreceksiniz ki etkilenen pek çok işlem ve dolayısıyla etkilenen pek çok doküman var. Ama bizi en fazla korkutan doküman revizyonu hepimiz yaşıyoruzdur, biliyoruzdur. Günlerce, gecelerce çalışırız, yaparız. Cumartesi, pazar, akşam her neyse onlar yapılır bir şekilde. Ama eğer yapılması gereken bir test, uygulanması gereken bir validasyon, bekleme süreli bir boşluk var ise öncelikle mutlaka bunların alınması gerekiyor. Nelere el atmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz bu MDR'e geçiş sürecinde? Tabii ki kalite yönetim sistemimizi tekrar bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Hem uygulamayı tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor, hem de dokümantasyonumuzu tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor.
Şu anda tasarımda olan ürünlerimiz ya da tasarlanacak, C'lendirilecek ürünlerimize tekrar bir bakmamız lazım. Var olan ürünlerimizin de tabii ki teknik dosyaları dahil, uygulamaları dahil, güvenliği, raporlamaları dahil bu koşulların hepsine tekrar ve tekrar bakıyor olmamız gerekiyor. Kalite yönetim sistemimize baktığımızda, kalite yönetim sistemi çok çetrefilli, çok karmaşık kabul ediyoruz. ISO 13485 ile çok daha karmaşık hale geliyor bu süreç. Çünkü çok isteği var ISO 13485'in. Dünkü seminere katılanlar da birazcık görmüşlerdir bunu. Çok daha karmaşık bir durum. Risk bazlı kalite yönetim sisteminin planlanması bizim için en temel ve en temel konulardan biri. Risk bazlı kalite sistemini mutlaka kurarak planlamamız gerekiyor. Az risklilere zaman harcayacağımızı, çok riskli konulara zaman harcamak gerekiyor. Çok sıklıkla soruyorum. MDR'da benim bütün dosyalarımın başlıklarını değiştirmeme gerek var mı? Ya da MDR'a geçtim artık. MDR'ı refere etmem gereken yerlerde MDR'ı öncelikle şimdi hepsini birden MDR'a refere edeyim mi? Hep yaklaşımım şu. En riskleri neyse oralardan başlayalım. Ve bu süreçte sadece MDR'ı dokümanda refere etmeniz yetmiyor. Gerçekten o doküman içerisinde MDR'ın uygunluğunu garanti altına almak lazım. Bu çok basit bir risk bazlı yaklaşım ama bunu kalite yönetim sisteminizin her alanında, her çeşidiyle uygulamanız gerekiyor. Yasal gerekliliklerin karşılanması ile ilgili sağlam bir kalite yönetim sistemi kurgulamak lazım. ISO 13485 buna ciddi bir zemin hazırlıyor. Ama bu zemin çerçevesinde yasal gerekliliklerimizi hakkıyla uygulamak için veriyi toplayacak, veriyi analiz edecek ve veriyi raporlayacak bir kalite yönetim sistemini organize etmek lazım. Kalbe yerleşen bir durum var, tasarım kontrolleri. Bundan sonra C'ye almak biraz daha uzun sürecek. Biraz daha fazla otorite, biraz daha fazla merci devreye girecek. Dolayısıyla tasarım kontrollerimizin, yani ürünü tasarlarken aslında C'lendirilmesi kolay bir ürünü tasarlamak ya da C'lendirmesi kolay derken ürün kolay o anlamında söylemiyorum. Son noktada C'lendirmenin kolay olması yapılmasına da bağlı. Ve doğru zamanda doğru test ve doğru doğrulama faaliyetlerinin yapılmasını sağlamamız gerekiyor. Tasarımları bu kontrollerden uzak gerçekleştirdiğimizde dosya hazırlama sürecimiz şu andaki dosya hazırlama sürecimizden çok daha uzun sürecektir. O yüzden daha tasarım aşamasında tasarım ekiplerimizle birlikte doğru kontrol sistemlerinin mutlaka yapılması gerekiyor. Doküman kontrolünü aşmış olmamız gerekiyor artık. Bizim doküman kontrolüyle ilgili güncel dokümanın kullanımıyla, güncel dokümanın takibiyle ilgili hiçbir sorunumuz olmaması lazım. Ve doğru yetkinliğin firmamız içerisinde bulunduğuna emin olmamız lazım. Eğer yetkinlik firma içinde değilse ve kısa süreli bir yetkinlik ihtiyacı varsa bu yetkinliğin de ne olduğunu iyi tanımlayarak doğru kanallardan bunu sağlamamız gerekiyor. Üretim kontrollerinin istatistiksel verilere dayalı yapıldığına emin olmak lazım. Ve validasyonlar da dahil. ISO 13485'te zaten bunun altyapısını görüyoruz. Hep SSR olarak anlamlı sayıdaki numuneden bahsediyor. Bunun etkisini ve bunun sonuçlarını MDR'de daha netlikle göreceksiniz. Bir müşteri şikayeti ya da bir vigilance takip ettiğinizi düşünelim. Bu vigilance takibi sırasında size sorulacak en önemli konulardan biri üretimde kaç kere kontrol ediyorsunuz? Neden 3 numune alıyorsunuz? Neden 100 numune alıyorsunuz? Bu aldığınız 100 numune bütün lotu kontrol etmek için yeterli mi? Bu sorulara cevap verebilmek için de üretimlerimizi sağlam şekilde kontrol altına almamız lazım. Ve tabii ki en önemli ve en önemli bölüm, ilerleyen dakikalarda, saatlerde de konuşuyor olacağız, pazar sonrası izleme.
Ürünümüz pazara çıktıktan sonra pazardan bunu izlememiz gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'ndan bir üst düzey yetkilinin bir konuşmasında şöyle bir şey söylemişti. İlaçtan biraz daha farklı gördüğüm, ilaçtan daha sıkı gördüğüm yer aslında üreticiye pazara çıktıktan sonra da özellikle mevzuattan sorumlu personele pazara çıktıktan sonra ciddi olarak takip sorumluluğu ve takip metodolojisinin kurgulanmasını öngörmesi bu standardın. Regülasyondan, bu yasanın, kusura bakmayın, regülasyondan sorumlu personelin pazar sonrası izlemeyle de ilgili ciddi sorumlulukları mevcut. O zaman kalite yönetim sisteminde neler değiştireceğiz konusuna çok genel baktığımda mutlaka risk bazlı yaklaşımı çok netlikle oturtmamız gerekiyor. Sadece risk analizi yaparak değil, risk bazlı yaklaşımı oturtmamız lazım. Yani çeşitli değişen koşullarda riskleri tartarak nasıl davrandığımızı ve bunu nasıl dokümante ettiğimizi oturtmamız gerekiyor. Bazı kelimeler ve yaklaşımlar değişti. Market sonrası klinik takip gibi ya da bir kullanıcıya verdiğimiz dokümantasyonda implant kartının getirilmesi gibi. Bunların mutlaka kalite yönetim sistemimizin içerisine alınması gerekiyor implant üreticisi isek. Yasal otoritelere raporlamalar değişti, değişecek MDR ile birlikte. Yasal otoritemize raporlama yapmamız gerekecek. UDAME'de kayıt girişi yapmamız gerekecek. Ve yasal otoriteden belki de hiç şu ana kadar almadığımız kadar çok geri dönüş alacağız. Bunlara da cevap verecek bir sürecimizi tasarlamak gerekecek. Paralelinde de Avrupa Veri Bankası devreye girecek. Girişi aslında geçen senelerdeydi ama onlar da hazır olamadılar, ertelediler. Şimdi yavaş yavaş ilk bölümlerini kullanıma açacaklar, açmaya başlayacaklar. Bununla ilgili dokümanlar görüyoruz, sistemler görüyoruz. Ve Mayıs ayı itibariyle de bizim de kendimizi buraya kaydetmemiz beklenecek. Tedarikçi ile ilgili ilişkilerimiz değişti. Daha gevşek davranabilirken tedarikçilerimize artık omuzlardaki sorumluluklar çok arttığı için yasal otoritelerle ilgili bu yaklaşım çok gündemde olduğu için tedarikçiye daha sıkı davranmak, tedarikçi ile birlikte daha fazla çalışmak gibi bir durum söz konusu. O yüzden tedarik yönetim prosedürümüzde de ciddi değişiklikler oldu. Ve distribütörlerimizle ilişkilerimiz değişecek aslında. Şanslıyız Türkiye'de en azından distribütörlerimizle ilgili onların almakla hükümlü oldukları belli sertifikalar, işte belli yasal onaylar mevcut. Ama bunun yanı sıra tüm distribütörlerimizin işi iyi yapıp yapmadığına bakıyor olmamız gerekiyor. Onların sorumlulukları da arttı aslında. Neredeyse üretici kadar ciddi sorumluluklar eklendi. Neredeyse altını çiziyorum üzerlerine. Şikayetlerin ya da herhangi bir kötü durumun otoriteye bildirilmesi de dahil bunun içine. O yüzden distribütörlerimiz, üretici kanadındaysak ilişkilerimiz değişti. Distribütörsek de aslında iş yapı biçimimiz biraz daha sıkı hale gelmek zorunda. Dolayısıyla bu bazda neredeyse bütün prosedürlerimizi ve dokümanlarımızı kalite yönetim sistemi açısından tekrar bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Gözden geçirmeyi de lütfen mekanik bir gözden geçirme olarak algılamayın. Kalite yönetim sisteminin her bir noktasını ben gerçekten iyi uyguluyor muyum? Çünkü ISO 13485 çok güzel bir temel bunun için. Ben gerçekten iyi uyguluyor muyum yoksa uygulayamıyor muyum diye bakmakta bir fayda var. Her şeyden önce çalıştığımız yerlerde mutlaka bilimsel yaklaşımı, bilimsel tartışma disiplinini ön plana koymamız gerekiyor. Ben böyle istedim, böyle olacak. Bazen onaylanmış kuruluşlardan da görüyoruz bu tür yaklaşımları. Hayır, bilimsel temelini, bilimsel savunmasını yapabileceğimiz her şey, bilimsel savunmasını yapabiliyorsak MDR için uygun
Bu nedenle lütfen bilimsel yaklaşım için teknik donanımınızı süreçte arttırmak gerekiyor. Uyumlaştırılmış standartların kullanımı MDR'le birlikte MDD'de olduğu gibi devam edecek. Uyumlaştırılmış standart dediğimiz standartlar uyulduğunda yasaya, yönetmeliğe, tüzüğe, regülasyona uygun olduğumuzu ve belli bölümlerine uygun olduğumuzu gösteren standartlar. Avrupa tarafında bu konuyla ilgili biraz karışıklık var. Şu anda MDR'a göre uyumlaştırılmış bir standart yayınlanmadı. Avrupa Komisyonu'ndaki bu çalışmalar da biraz sekteye uğradı. Ama yasanın içerisinde uyumlaştırılmış standartların kullanımı ile ilgili bölüm mevcut. Önereceğim en net konu, MDR'ın içerisinde güvenlik ve performans için genel gereklilikler bölümü mevcut. Bu bölüm aynen bizim şu anda tıbbi cihaz direktifinde olan mutlak gereklilikler, temel gereklilikler bölümüyle eşdeğer, biraz daha kapsamlı, biraz daha geniş olarak tasarlanmış durumda. Bu bölümün risk yönetimiyle, klinik değerlendirmeyle, pazar sonrası izlemeyle, vijilansla, düzeltici önleyici faaliyetle ve tasarım değişikliklerinin kontrolüyle bağlantılı olarak idare edildiğini, güvenlik ve performans için genel gerekliliklerin mutlaka altyapıda sağlandığına emin olun. Bu sayılan alttaki 7 uygulama aslında bunların sağlam olması durumunda MDR'da hayatınıza çok kolaylaştıracak uygulamalar. Güvenlik ve performans için genel gerekliliklerde aslında alttaki bu 7 uygulamanın nasıl olacağını ve nasıl olması gerekir ki ürünün güvenlik ve performans için genel gereklilikleri karşılasın, bize en güzel gösteren, yol gösteren kılavuz. O yüzden en önemli prosedürlerinizin bizler risk yönetimi, klinik değerlendirme, pazar sonrası izleme, vijilans, düzeltici önleyici faaliyet ve tasarım değişikliklerinin kontrolü olduğunu düşünüyoruz. Dikkat ederseniz hep uygulamaya yönelik, uygulamadan alınacak bilgilere yönelik konular. Bütün bunların yanında tabii ki artı üretim, üretimin kontrolleri de devreye giriyor. Bunların arasındaki bağlantıyı çok netlikle kurmamızı özellikle öneriyoruz. En fazla sorulan yerlerden ve en fazla gelen şeylerden biri de ben teknik dosyamı nasıl organize edeceğim? Evet, biz de yapıyoruz teknik dosyanın MDR'a göre revizyonunu ama teknik dosyanın MDR'e göre revizyonunu yaparken formattan daha çok lütfen içeriye odaklanalım. Çünkü MDR'ın bize getirdiği en önemli durumlardan biri, evet, çeşitli formatlar öneriliyor. Birazdan ben bir seri formattan ve süreçten bahsedeceğim. Ama burada en önemli durumlardan biri o konunun içeriği, ne anlattığımız, nasıl anlattığımız son derece önem kazanacak. Özellikle sınıf 3 implant ürünler, ilaç kombinasyonlu ürünler, bu dosyaların çeşitli noktalarda değişik otoritelerin gözetimine gitme olasılığı yüksek. Bu nedenle aslında ben teknik dosya hazırlama işini bilimsel olarak ikna sanatı diye adlandırıyorum çoğunlukla. Ama birini ikna ederken de aklımızda olabilecek en temel konu bizim bildiğimizi bilmiyor olduğu gerçeği. O nedenle hiç bilmeyen birini anlatırmış gibi ve çetrefilli anlatmadan derdimizi, bilimsel verilerimizi özetleyerek teknik dosyanın içine koymamız gerekiyor. Ama tabii bu bilgiler bizde varsa. O yüzden teknik ve bilimsel verinin toplanması, teknik dosyanın oluşturulması için en önemli bölümlerden biri. Tekrar teknik dosyalarımıza geri dönüp, benim bilimsel verim yeterli mi?
ben doğru testleri yapmış mıyım? Ben doğru sayıda numuneyle mi bu testleri yapmışım? Bir tane numuneyle 1 milyon tane çıkan ürünün doğru olduğunu kanıtlayabiliyor muyum? Kanıtlanan durumlar olabilir, olmayabilir. Bunlara mutlaka bakmak lazım. Teknik dosyada ne soruluyor? Teknik dosyada ne isteniyor? Varyantları ve aksesuarları dahil olmak üzere cihaz tanımı ve spesifikasyonları isteniyor. Ama detaylı spesifikasyonlarımız isteniyor. Zaten alışık olduğumuz şeyler bunlar. Yazıyoruz. Ama şimdi artık yazmış olmak için yazmamamız gerekiyor. Çünkü belirttiğimiz spesifikasyonların bize şu şekilde dönüşü olabilir. Bu spesifikasyonu gerçekten gerçekleştirdiğini nasıl kanıtlıyorsun? Nerede kanıtlıyorsun? Kanıtın gerçekten elle tutulur bir kanıt mı? Soruları daima gelebilir. O yüzden hemen seminerin başında da söyledim. Tasarımı doğru dokümente etmek lazım. Ayrı. Ama tasarım içerisinde dokümente edilen spesifikasyonların da mutlaka gerçekten olduğunun kanıtlarını bir yerlerde tutuyor olmak lazım. Bu da teknik dosya. Evet, cihazın önceki ve benzer nesillerine de atıf yapabilirsiniz. Bu atıflar MDD'de olduğu gibi MDR'da da mevcut. Başka neler koymamız gerekiyor? Cihazın ve ambalajın etiketlerini koymamız gerekiyor. Türkiye'de opera ettiğimiz için Türkçe etiketi koyacağız ama karışıklık biraz da buradan başlıyor tabii. Türkçe, İngilizce. Bir Avrupa dilinin de olması gerekiyor etiketlerimizde. Aslında yeni yasamıza baktığımızda evet, etiketlerimizin ve kullanma kılavuzlarımızın, öyle diyelim genel olarak baktığımızda, teknik dosyaların içinde sağlam şekilde olması gerekiyor. Burası önemli. Tasarım ve imalat bilgilerimizin olması gerekiyor. Yani spesifikasyonlarımızın, ürüne ait tüm bilgilerimizin, testlerimizin, izleme metotlarımızın hem ürünün validasyonlarının hem de ürünün üretilmesi için kullanılan proseslerin validasyonlarının da teknik dosya içerisinde olması lazım. İşte bilimsel veri aslında burada başlıyor. Bu testlerin doğru şekilde yapıldığını, bu validasyonların doğru yaklaşımlarla gerçekleştirildiğini sağlamamız gerekiyor. Çünkü karşı tarafı bunu ispatlamamız lazım. Birisi bize bu validasyon prosesinde neden bu testi atladın dediğinde, bilerek atladıysak eğer, atladım çünkü yine teknik dosya içerisinde netlikle görmemiz gerekiyor. Aynı zamanda tedarikçilerimiz ve fason üreticilerimiz, bizim adına üretim yapanlarla ilgili de tüm detayların bu noktada görülmesi gerekiyor. Sıklıkla gördüğümüz sorulardan biri, gerçi uygulama MDD ile de başladı ama ben hala kendi adıma üretim yaptırabilecek miyim sorusu. Evet, hala kendi adınıza üretim yaptırmanızı engelleyen bir durum söz konusu değil. Ancak oradaki bilgiyi tamamıyla, buna validasyonlar, üretimler, kullanılan ham maddeler, kullanılan ham maddelerin detayları gibi bilgilerin de sizde olduğunu ve sizde olmaya da devam edeceğini sağlamış olmanız gerekiyor. Dolayısıyla aslında o üretim yerindeki bilgiyi kendinize almanız lazım. Yine teknik dosyadaki çok önemli bir yer ki biz şu andaki direktifi de yaparken ön plana çıkartarak kullanmayı seviyoruz. Genel güvenlik ve performans gerekliliklerini karşılamak için yaptığımız her türlü çalışma ve test ve rapor ve analiz ve validasyon, her şeyin mutlaka teknik dosyanın içinde olması gerekiyor. Neden? Çünkü aslında teknik dosyamızın hazırlamamızın amacı bu ürün genel güvenlik ve performans gerekliliklerini karşılıyorum ispatı. Bu ispat için mutlaka bütün bu dokümanların genel güvenlik ve performans gerekliliğine karşıladığına dair kanıtların teknik dosyanın içerisinde olmasını sağlamamız gerekiyor. Onun dışında formatı ya da süreci aslında çeşit çeşit yerlerde tanımlı.
Çeşit çeşit kılavuzlar var bunlar için. Onaylanmış kuruluşların kendi yazdığı. Ben MDR için dosyamı böyle istiyorum diye. Ama fark etmiyor. Felsefe, yapı her zaman aynı. Yine teknik dosya için önemli bölümlerden biri de risk analizleri ve risk yönetimi. Risk fayda analizinden bahsediyor ama bu genel bir risk fayda analizi ve risklerle ilgili çözümler için ne çözümler yaptığımızı da mutlaka teknik dosyanın içinde olması gerekiyor. 14.971'in bizim risk yönetim standartımızın 2019 versiyonu yayınlandı. Biraz daha açıklıkla yazılmış bir versiyon. Küçük değişiklikler var içerisinde ama teknik dosyamızın en kalbinde duran dokümanlardan biri bu. Mutlaka risk analizimizin sağlam şekilde yapıldığına emin olmamız gerekiyor. Ve validasyonlar. Ürün doğruluğunu gösteren validasyonlar, raf ömrü testleri, klinik değerlendirme raporu, klinik öncesi testlerimiz, performans güvenlik testlerimiz. Burada bizi korkutan bazı kelimeler var. Bu Türkçe çevirisinden alınmış bir yazı ortadaki bölüm. Çalıştığımız test laboratuvarlarının iyi laboratuvar uygulamalarının ve çalışmaların denetlenmesi hakkındaki yükümlülükleri uygun hareket etmesi gerektiğini söylüyor yasa. Bundan yola çıkarak aslında sektörde de acaba akredite laboratuvarlar mı yapacak bundan sonraki süreci diye bir beklenti mevcut. Şu anda benim kişisel olarak verebileceğim bir yanıt yok buna. Okuduğumda anladığım bir akreditasyon değil ama mutlaka bu yönetmelik şartlarına ya da iyi laboratuvar şartlarına, bu Türkçe çevirisi olduğu için böyle, iyi laboratuvar şartlarına uygun olarak yapılması gerekiyor. Yaptırdığınız testlerin, o yüzden laboratuvar seçimlerinde, aldığınız raporların geri dönüşlerinde, aldığınız raporların kanıtlarında mutlaka dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Biz bazı MDR dosyalarını MDR denetimleri için hazırlarken maalesef bu laboratuvar testlerinin testin nasıl yapıldığı konusunda bir yorumum olmuyor şu noktada ama en azından dokümante edilmesindeki hatalar ve eksiklikler nedeniyle tekrar yaptırılması gerekliliğini sıklıkla karşılıyoruz. O yüzden çalıştığınız laboratuvarlara standardın raporlama gerekliliklerini tam olarak yapmasını en azından şu aşamada söyleyin ki tam hazırlığa geçtiğinizde tekrar bu testleri yaptırmak zorunda kalmayın. İlerleyen dönemlerde referans laboratuvarların atanması, akreditasyon için netlik yayınlanabilir Avrupa Komisyonu'nda. Tamamen kişisel bir yaklaşım ama ilk yayınlanacak referans laboratuvarların ya da en azından akreditasyon zorunlu kılınacak bölümlerin biyoyumluluk, EMC, LVT, LVD gibi bizim hani çoklukla ürün performans güvenliğinde kullandığımız testler olduğunu düşünüyoruz ama sadece okuduğumuz, anladığımız ve sektörde Avrupa'da izlediğimiz kadarıyla bunun nasıl geleceği ve sürecin nasıl organize olacağı konusunda şu anda bir yerde yazılı bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla elimizdeki en önemli şey yaptığımız testlerin kendimiz yapıyorsak doğru şekilde yapılması ve raporlanmasını sağlamak. Buna test metodu validasyonları da dahil. Başkası yapıyorsa da bizim adımıza doğru yer, doğru yapan kişi ve kurumu seçerek doğru raporlamasını sağlamak. Hayatımıza renk katacağını düşündüğüm bir kayıt sistemi aslında bu. Udamet, Avrupa Veri Tabanı diye de tercüme edebiliriz bunu. Hayatımıza renk katacak çünkü MDR felsefesinde başa döndüğünde şeffaflığı getirecek bize. Şeffaflığı getirmesi demek dolayısıyla hem onaylanmış kuruluşların hem rol alan otoritelerin dolayısıyla bizim de daha sıkı kurallar ve koşullar çerçevesinde çalışması demek. Şeffaflık geldiğinde hatalarımız daha net ortaya çıkacak demek.
neleri yükleyeceğiz Avrupa veri tabanına? Bir kere kendimizi kaydedeceğiz ilk önce. Birazcık ÜTS'ye benzer bir sistem diyebiliriz. İlk önce kendimizi kaydedeceğiz. Sonra ekonomik operatörlerimizi, yani distribütörlerimizi, satış yapan, bizim adımızı satış yapan yerleri kaydettiriyor olacağız. Ama bunun yanı sıra belli raporlama süreçleri var. Belli raporlama süreçlerini de Udemy üzerinden gerçekleştireceğiz. Market sonrası yaptığımız raporlamalar ya da implant ürünler için benim implantımla ilgili yaptığım market sonrası izlemeyi hastalara anlatacak dokümanlar, ki bunlar hastalara açık halde tutulacak bu veri tabanında ve çeşitli market sonrası izleme sonuçlarım burada mutlaka olacak. Klinik çalışma açtığımda klinik çalışmalarımıza bir kod verilerek yine klinik çalışmalarım bu veri tabanının içerisinde tutulacak. Market sonrası izleme çalışmalarım bu veri tabanının içinde tutulacak. Sınıf 3 bir ürünüm var ve C'lendirmek istiyorum. Bir klinik çalışma açtım. Bu veri tabanını bildirmek zorundayım. Veri tabanına girmek zorundayım. Bildirmek demeyelim, girmek zorundayım. Market sonrası izleme çalışması yapıyorum. Yine bu veri tabanının içerisine bunları işlemek zorunda kalacağım. Var olan sertifikalarım ve sertifika kapsamlarım bu veri tabanının içine giriyor olacak. Ve tabii ki aldığım vigilans vakaları, geri toplama vakaları o gibi konularda yine bu sistemin içinde olacak. Yine erişim tabanlı ama denetçilerinin yaptığı denetim raporları da herkese açık değil tabii ki, otoriteleri açık şekilde bu veri tabanının içinde olacak ilerleyen dönemlerde. Tıpkı bizim ÜTS'ye geçtiğimiz gibi kademeli bir geçiş öneriliyor ve bekleniyor. Yani bu kademelerin uygulaması da tahminim 1-2 ay içerisinde başlayacaktır. Yeni bir erteleme olmazsa. Dolayısıyla buraya veri tabanına giriş yapmak için ve teker teker ürünlerimizin takip edebilmesi için bir barkodlama ya da kodlama sistemi öneriyor MDR. Amerika'da olduğu gibi, şu anda Türkiye'de olduğu gibi. Ama bir fark var Türkiye'deki sistemden. Biz sadece şu anda ürünü tanımlayan barkodları kullanıyoruz. Burada aslında bizden beklenen referansın daha sonraki hangi tarihte üretildiği gibi ya da son kullanma tarihi gibi diğer özelliklerinin de bu tanımlama içerisinde olması. Yani koddan koda doğru, lottan lota doğru değişen bir ya da üretim biriminden üretim birimine doğru değişen bir barkodlama ya da kodlama sistemi devreye girecek. Bunda da özellikle uyarım, lot bazında lotlu takip ediyorsanız, lot bazında ya da batch bazında ya da birim bazında bu barkodlar ya da kare kodlar ne kullanacaksanız değişeceği için bunun altyapısını firmanızda kurmaya başlamanız gerekiyor. Yine naçizane önerim, kurduğunuz bu altyapının mutlaka yazılım sistemi validasyonlarında yaptırılması gerekliliği yolunda olacak. Udemy dediğim gibi ilerleyen dönemlerde, aslında şu anda meşgul etmiyor çok hayatımızı ama Mayıs tarihi 2021'den itibaren çok sıklıkla bizi meşgul edeceğini tahmin ediyoruz. Neden önemli? Çünkü aslında raporlarımızın bir kısmı da Udemy'nin içerisine giriyor olacak. Sınıf 1 cihazlar biraz daha rahat bu konuda. Sınıf 1 cihazların imalatçıları PSA sonrası gözetim ve denetim verilerinin analiz sonuçlarını kendilerinde tutacaklar. Hiçbir yere girmeyecekler. Yetkili otorite bunu istediğinde onlara verecekler. Ama sınıf arttıkça, ürünün riski arttıkça maalesef durum bundan birazcık daha ayrışıyor. Market sonrası izleme sonuçlarının ya da periyodik güvenlik güncelleme raporu diyelim. Sadece market sonrası izleme verileri de yok bunun içerisinde.
Bu raporların çeşitli noktalarda Udemy'de yüklenmesi ve burada zaman zaman yetkiye bazlı olarak da çeşitli yerlere açılması durumu söz konusu. Neler var mesela periyodik güvenlik güncelleme raporumuzun içerisinde? Piyasaya sonrası yaptığımız gözetim denetimler, veri analizlerimiz, ürünle ilgili aslında güvenliği gösteren her türlü verimizin bu rapor bütünü içerisinde olması isteniyor. Rapor formatları kılavuzlarda mevcut, MDCC kılavuzlarında da mevcut. Ama ben her zaman şey diyorum, format hiçbir şey. Önemli olan içerisindeki veriyi toplama metodolojisini ilk önce kurgulamamız. Arkasından da veriyi doğru bir dille, doğru şekilde raporlama yapıyor olmamız. Nereden başlıyor bu? Birincisi bir veri toplama sistemini, ikinci adım olarak da hemen veri analiz sistemini sağlam işletmekten başlıyor. Yine hayatımıza son iki yıldır frekansı artarak da giren, eskiden biz çok duymuyorduk, ben vigilans yapıyorum, işte geri toplama yapıyorum, şu ülkeden şikayet geldi, topluyorum ya da Sağlık Bakanlığı bildirim geldi diye. Bunlar çok ekstrem olaylardı bizim için. Aman Allah'ım, hani bunlar olmamalı falan diye düşündüğümüz olaylardı. Ama işte son bir yıl içerisinde ya da iki yıl içerisinde zaten otoritelerin de bu konuda giderek hassaslaştığını görüyoruz biz. Bu hassaslaşma kapsamında da vigilans MDR'la birlikte ciddi bir hal alacak. Hatta otoriteler zaman zaman trend raporlaması yapmamızı, yani ürünün değişikliğiyle ilgili çeşitli raporlamalar yapmamızı da bizden bekliyor olacak. Bunu yapabilmemiz için de dediğim gibi veriyi çok sağlam topluyor olmamız gerekiyor. Bağlantıyı kurmamızın temel nedenlerinden biri, yani kalite yönetim sistemi, ürün güvenliği ve ürün değişiklikleri gibi konularla bağlantıyı kurmamızın temel nedenlerinden biri aslında doğru raporlama verilerini ele almak. Bir, ikincisi de ne kadar az hatalı şey raporlarsak, ne kadar az hatamız olursa, süreci ne kadar iyi kontrol altına alırsak aslında bizim için o kadar önemli bir durum. Bu nedenle herkes durmadı diye biliyorum ama durduysanız da lütfen durmayın. Hani ülkemizin de buna ihtiyacı var. Yeni ürün tasarlayın. Yeni ürün tasarlarken bu noktadan sonra yeni tasarıma başladığınız bir ürünün MDR'ın bir ertelemesi gelmezse MDD'den giremeyeceği de son derece aşikar sürece. O yüzden yeni tasarladığımız ürünler büyük bir olasılıkla MDR'la markete girecek. Evet, kabul ediyoruz. MDR'la markete girdiğinde birazcık sıkıntı yaşayacağız. Biraz uzun sürecek süreç. Biraz çetrefilli geçecek. Belki biraz daha maliyetli geçecek. Ama bu herkes için aynı şekilde olduğu için oradan ürünü sokmak belki de daha kıymetli olacak. Yeni ürünler tasarlarken dikkat etmemiz gereken şeyler var. Hep vardı ama şimdi daha da var. Bir kere kullanım amacını çok netlikle biliyor ve tanımlıyor olmamız lazım. Kullanım amacı dışındaki herhangi bir indikasyon bizi klinik çalışmaya götürebilir. O yüzden mutlaka kullanım amacını çok netlikle tanımlamamız gerekiyor. Ve risklerimizi baştan çok iyi bir şekilde çıkarmamız gerekiyor. Her şeyden önce tasarımın ilk baş aşamasında mutlaka riskleri yapmak gerekiyor. Neden? Sonuçta bizi bu riskler tasarımın nasıl yapılacağına ve nasıl belgeleneceğimize götürüyor olacak. Ve son noktada da yaptığımız ürünün faydalarını da çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Bu da ancak ürünün nasıl kullanıldığını, nasıl çalıştığını, hangi ortamlarda çalıştığını netlikle bilerek yapılabilir. Risk fayda oranının da aslında risklerin faydalardan daha az olduğunu belgelememiz gerekecek.
Yeni tasarladığımız ürünleri yaparken lütfen biraz daha katı kurallarla yapalım ki belgelendirme süreçlerimiz biraz daha hızlı ilerlesin. Yine unutmamamız gereken en önemli şey, yapmaya çalıştığımız şey piyasaya arz sonrası raporlama verilerini sağlam toplamak. Ama kalite yönetim sistemiyle, tasarımla, üretimin kontrol altına alınmasıyla yaptığımız en önemli konu piyasaya sonrası raporlamalarda negatif raporlamaları, başarısızlık raporlamalarını da en aza indirmek. İlk önce verimiz olması lazım ama verimiz için de verimizin negatif verilerle dolu olmaması için de altyapıyı doğru şekilde kurgulamamız gerekiyor. Peki buraya kadar anlattığım yerlerde çok korkmadık. Ben çok korkmuyorum. Bundan sonra anlattığımız yerlerde de çok korkmuyorum. Aslında gerçekten yapmamız gereken ve yapmamızın doğru olduğu bir süreç. En fazla canımızı acıtacak yer şimdiye kadar anlattıklarımızın içinde bir kayıt sisteminin, ikinci bir kayıt sisteminin geliyor olması ve bu kayıt sistemine uyum. Canımızı acıtmayacak ama bizi çok yoracak şeyse bütün dokümanlarımıza ve bütün raporlarımıza ve sürecimize bakıp gerçekten bunun bilimsel olarak doğru olup olmadığının kontrolü. Her ikisini de yapabildiğimiz noktada çok rahat edeceğiz. Tekrar söylüyorum, bağlantılarımızı çok sağlam kurmamız gerekiyor. Sürecimizi birbirinden bağımsız parçalar değil, birbirinin içine geçmiş parçalar şeklinde çalıştırmamız gerekiyor. MDR aslında şöyle metni, çok uzun bir metin ama eminim birkaç kere okumuşsunuzdur. Biz herhalde bir 15. tekrardayız okumada, çeşitli kereler, çeşitli noktalarda. Baştan sona okuyoruz. 15'teyim ben diyelim ki. Zaman zaman ilgili bölümlere gidip bakmak gibi, referans almak gibi yerler de var. Ama şöyle bir genel baktığımızda, eklenenlere baktığımızda, tekrar bir kere sağlam kafayla okuduğumuzda aslında şimdiye kadar bilmediğimiz, şimdiye kadar süreçte çeşitli kılavuzlarla, çeşitli standartlarla önümüze gelmeyen hiçbir şey olmadığını fark ediyoruz. Zaten bunlar vardı. Nerede vardı? Medder'in kılavuzunda vardı. Nerede vardı? Global Harmonization Task Force'un yazdığı dokümanlarda vardı. Zaten işte herkes bunları böyle uyguluyordu. Yaptıkları şey, onları aldılar, yasanın içine koydular. Dolayısıyla süreç daha sıkı hale geldi. O yüzden temeli, ana fikri, parçalar birbirinden bağımsız işlemeyecek, bütün parçalar birbirini destekler şekilde birbirinin içerisinde işleyecek. Ancak bu parçaların içerisinde bizim en fazla canımızı yakacak şey klinik çalışmalar ve klinik veri değerlendirmeler. Neden? Çok sıklıkla konuşuyoruz, her noktada konuşuyoruz. Her platformda ben duyuyorum, her platformda soru geliyor, ben soruyorum eşdeğerlik yaklaşımıyla ilgili. Şimdiye kadar hep kendi ürünümüzü, çoğunlukla kendi ürünümüzü, başka bir ürünle, klinik çalışma yapmış bir ürünle eşdeğer gösterme yoluna gittik. Bizim bu ürünlerimiz ve bu süreçlerimiz birbirleriyle aynı. O yüzden tekrar klinik çalışma yapmıyorum ve bu klinik çalışma sonuçlarına göre devam ediyorum diyorduk şimdiye kadar. Bir anda hayatımıza market sonrası izleme kavramı düştü. Market sonrası izleme kavramı geldiği an itibariyle de bizler ürün pazara çıktıktan sonra market sonrası izleme faaliyetleriyle, ki bunların bir kısmı bizim anladığımız anlamda sert klinik çalışmalar olmasa da, zor klinik çalışmalar olmasa da, yasa gereği klinik çalışma gerektirecek konular haline geldi. Bu nedenle de eşdeğerlik ve benim ürünüm gerçekten hala eşdeğer mi konusu ciddi olarak önümüzde duruyor. Şimdiye kadar evet, eşdeğerlik yolunu ve literatür tarama yolunu izlemeye gittik. Hala bazı ürünler için eşdeğerlik yolu ve literatür tarama yolu
devam eder, edebilir. Ama mutlaka markete çıktıktan sonra ürün bir yöntemle, bu yöntem bir klinik çalışmada olabilir, bir yöntemle market sonrasını izlemek gerekiyor. Burada ayrışan bir grup var. Sınıf 3 ve implant ürünler, 2B ve implantlar da dahil buna. Neden ayrışıyor bu ürünler? Çünkü yasa çok net bir şekilde diyor ki eşdeğerlik ispat etmen için eşdeğer olarak nitelendirdiğin ürünün üreticisine giderek ben senin ürününe eşdeğer koyuyorum ve bana bütün teknik dokümantasyonuna tam yetki ver ulaşmak için, çünkü karşılaştıracağım ikisi birbiriyle eşdeğer mi değil mi diye bakacağım. Bu yetkiyi verdikten sonra da eğer üründe bir değişiklik yaparsan, teknik de olsa da bir revizyon yaparsan, bana da bunu bir zahmet bildir dememiz gerekiyor. Yani teorikte yazarken yani işte 3 satır yazı, ama pratiğe geldiğimizde bunun bir yansıması yok. Çok zor olacak. Bu da otomatikman sektördeki şu durumu getirdi. Bu tip ürünler eşdeğerlik yolunu tercih edemeyecek. Market sonrası izlemede de pazara çıkarken de aslında kendi ürün kanıtlarını kendilerinin toplaması gerekecek. En zorlayıcı kısımlardan biri bu bence MDR'ın şu ana kadar karşımıza çıkanları arasında. Bütün bu nedenle de aslında üreticilerin ürüne ait klinik veri miktarının artmasına, klinik verinin klinik çalışmalarla toplanması gibi sonuçları ortaya koydu. Anlattıklarım arasında en zor olan kısmın burası olduğunu ben de itiraf ediyorum. Yapılabilir mi? Yapılır. Yapanlar var mı? Yapmakta olanlar var mı? Var. O zaman bizler de yapabiliriz diye düşünüyorum. Market sonrası izleme verisine geldiğimde, market sonrası izleme verisi aslında çok çeşit. Ve market sonrası klinik takip bunlardan biri ama en önemlisi artık. İşte gelen müşteri şikayetleri, rakibimin yaptığı geri toplamalar, evet önemli. Ama benim kendi ürünüme ait klinik verim de daha önemli artık. Kendi ürünüme ait klinik verimi toparlamam gerekiyor. Bir önceki bölümde mühendislerle teknik donanımı olan kişilere yaklaştık. Klinik çalışmalarda da artık doktorlarımızla, hastanelerimizle beraber çalışmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bunun yollarını ve süreçlerini inceleyip irdelememiz gerekiyor. Ama PMCF'yi hep soruyorlar. PMCF ne diye? Ben PMCF ne değildir'i anlatmayı seviyorum. Çünkü PMCF çabuk ve kısa yoldan C belgesi alıp klinik veriyi sonradan toplama yolu değil. Kullanıyoruz tabii ki şu dönemde hızlıca hareket etmek için. Ama PMCF verisi aynı zamanda bundan sonra C belgesi alsanız da hep hayatınızda olacak bir konu. Temel gerekliliklere uyumu kanıtlama yolu değil PMCF. Temel gerekliliklere ya da ürünün minimum performans güvenliğine MDR'la bakarsak zaten uyumlu olmalısınız çünkü pazardasınız. Bundan bir sapma varsa bunu yakalar market sonrası izleme ve bir uyumun kanıtı kesinlikle değil. Güvenliği ve etkinliğini kanıtlamak için yapılan bir çalışma değil. C'ye aldığınız için o çalışmaları zaten daha önceden yapmış olmanız gerekiyor. Yine PMCF bir sapma varsa size bunu kanıtlar. Birkaç hastanın anket masasındaki takibi anlamına da gelmiyor. Mutlaka bir istatistiğe dayanması gerekiyor. Bazen klinik çalışma açmak gerekiyor. Bazen iyi bir klinik çalışma açarak da olabilir. Açmadan da yöntemleri varsa yapılabilir. İyi bir kullanılabilirlik çalışması yapmaktan geçiyor. İyi bir anket hazırlamaktan ama istatistiksel anlamlı sayıda anket hazırlamaktan geçiyor. O yüzden PMCF biraz daha çetrefilli ve karmaşık bir süreç. MDCJ Avrupa Komisyonu bir kılavuz yayınladı. PMCF planında olması gerekenler diye. Şiddetle buna bakmanızı öneriyorum.
Geç kaldığımız yerlerden birinin bu olabilme olasılığını hatırlatmak isterim. PMCF planlarının yapılıp PMCF uygulamalarının bir an önce başlaması gerekiyor mevcut CE'li ürünlerimiz için. Diyelim ki MDR'dayız. MDR'da da geçti bütün sertifikalarımız. Endikasyon değiştirmek istiyoruz. Yaptığımız çalışma PMCF çalışması mı? Hayır. Ne diyoruz çünkü baştan? Bu bizim için ürün güvenliği ve etkinliğini kanıtlama yolu değil. Ürün güvenliğini etkinliğini kanıtlamak için başka tip klinik çalışmalar açılması gerekebilir. Başka tip testler yapılması gerekebilir. O yüzden endikasyon değişikliği de dahil olmak üzere bu değişikliklerin için yaptığımız çalışmalar PMCF çalışması değil. Evet, bu bizi nereye götürüyor? Bu bizi aslında çok da tatlı olmayan bir yere götürüyor. Klinik araştırmalara götürüyor. Klinik araştırmanın çeşitleri var, türleri var ama bir de standardı var. INSO 14155. 2020 versiyonu yayınlandı. Bir ay oldu neredeyse. MDR'a hazırlık niteliğinde yayınlandı. Yaklaşık 3 senedir hazırlanıyordu. Çeşitli komiteler çalışıyordu, geri dönüşler oldu. Hazırdı da EN hali yaklaşık bir ay önce çıktı. MDR'le de uyumlu çıktı. Neden aslında revize etme ihtiyacı duyuldu? Çünkü MDR'le birlikte bu sayıda klinik araştırmalar sayısında ciddi bir artış oldu ya da klinik çalışma sayısında ciddi bir artış oldu. Klinik araştırma ya da klinik çalışma bilimsel çerçevede cihazın kullanım amacına uygun olan şekilde yapılan çalışmalarda cihazın güvenliğini ve mevcut standartlara uygunluğunu gösteren çalışmalardır. Market sonrası olduğunda takip eder, market öncesi olduğunda da göstermenin bir yolu haline gelebilir. Ne yaparız biz bir klinik araştırma açabilmek için? İlk önce bir protokol hazırlarız. Çünkü çalışma yapacağımız kişiler insanlar ve gönüllüler. Dolayısıyla bilimsel temellere dayalı, onlara da zarar vermeyecek etik kurallar çerçevesinde bir çalışma yürütmemiz gerekiyor. Bunun için de mutlaka baştan bu çalışmanın çerçevesini çizmemiz lazım. Konu insanlar olunca zaten aslında bizim konumuz hep insanlar ama dokümantasyonun çok sağlam tutuluyor olması gerekiyor. Dokümantasyonu sağlam tutulurken de bilimsel temele dayalı bir dokümantasyonun olması son derece önemli. Sonra kendi kendimizde bir dakika ben bir klinik çalışma yapayım, klinik çalışma birkaç insanda deneyeyim işte sorular geliyor. Biz 10 kişilik bir ARGE ekibiyiz. Ürünü kendi üzerimizde deneyemez miyiz? Bunun da sonuçlarını yazamaz mıyız? Hayır, yazamazsınız. Yazsanız bile, ürünün üzerinde kendi üzerinize deneyecek kadar cesur olsanız bile bunun yasal çerçevede oturtulması gerekiyor. Çeşitli onay mekanizmaları var. Çeşitli kurumlardan onay almak gerekiyor. Türkiye için etik kurullarımız ve Sağlık Bakanlığımız var. Çalışmanın türüne göre etik kurullardan onay zaten kesin ama çalışmanın türüne göre bazen Sağlık Bakanlığımızla bilgi veriyoruz. Bazen Sağlık Bakanlığımızdan, TCK'dan onay alıyoruz. Ve klinik çalışma açıldıktan sonra klinik çalışmalarımızı izlememiz gerekiyor. İzlemek demek klinik çalışma sonuçları demek. Klinik çalışma sonuçlarımızı raporlamak demek. Herkese genelde söylediğimiz lütfen tüm kural ve kaidelerine uygun klinik çalışmalar açalım. Doğru dille, doğru şekilde bu klinik çalışmaları dokümente edelim ki son noktada ilerleyen dönemlerde hem bunlar bir yayın olsun, bizim sektörde bilinirliğimizi arttırsın ama ondan daha önemlisi bu bilgileri ve belgeleri biz otoritede, onaylanmış kuruluşta kanıt olarak kullanabilelim. Bütün mekanizmayı takip etmemiş raporların son noktada onay alması çok da mümkün değil. Onaylanmış kuruluş kanıtına bakarsak.
Klinik değerlendirme ne? Aslında klinik veri çok çeşitli. Nereden alabilirim bu klinik veriyi? Klinik veriyi rakiplerimin analizlerinden alabilirim. Klinik veriyi bazı hastane protokollerinden alabilirim. Klinik veriyi kendi müşteri şikayetlerimden alabilirim. Gibi bir sürü klinik veri kaynakları var. Tabii ki en önemlisi literatürler bu klinik verinin kaynaklarının. Ama klinik araştırmalar, klinik değerlendirme prosesinin sadece bir parçası. Büyük bir temelde ve büyük bir süreçte bakmak lazım. Klinik araştırmalara ilerleyen dönemlerde de sıklıkla ihtiyacımız olabilir. Burada yapmamız gereken en önemli konulardan biri de temel haklar ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili süreçleri kontrol altına almamız. Çünkü klinik veriyle de birbirinin içine geçmiş ve süreç bununla çok alakalı. Hastaların verileri paylaşılamamalı. Hastaların verileri her yerde olmamalı gibi kurallar var. MDR'de aslında çeşitli bölümlerinde bizim bu tür temel haklar ve kişisel verilerin korunması konularına dikkat etmemiz gerektiğini özellikle söylüyor. Evet. Şimdi ikinci bölümde çetrefilli konulardan, üçüncü bölümde çetrefilli konulardan birine geldik. En temel çetrefilli konularımızdan biri, biz kimden onay alacağız? Kim bizi onaylayacak MDR için? Sertifika süreçlerim ne kadar devam edecek ve ne zaman geçmek zorundayım? Teknik olarak baktığımda sertifikanızı aslında bir an önce MDR'e geçirmeniz sizin için bir pazar avantajı haline gelebilir. Sertifikamızı bir an önce MDR'a almak. Yapabiliyor muyuz? Şu anda MDR'e geçmiş onaylanmış kuruluşlardan birinin tarafından denetlenmiyorsak aslında elimizde böyle bir imkan da yok. Peki bu kadar zor olan şey ne süreç içerisinde? Yani neden onaylanmış kuruluşlarımız hemen geçemediler, hemen bu sürecin içerisinde takiple devam edemedik? Aslında durum birazcık karışık, biraz politik belki, biraz başka konularla da alakalı. Biraz hazır bulunuşlukla, hazırlıkla ilgili. Yani orada çok yorum yapacak bilgi birikimine sahip değilim. Bunlar hep duyduklarım, hep söylenenler. Ama ne oldu? Yasa yayınlandığında, yani tüzük yayınlandığında şöyle bir gerçekle karşılaştık. Eski direktiften atanmış tüm onaylanmış kuruluşların yetkileri yeni direktifin yayınlanmaya girmesiyle birlikte ortadan kalktı. Bu ortadan kalkış aslında Mayıs 2020 idi. Ancak uzatma nedeniyle bu ortadan kalkış Mayıs 2021'e kadar uzatıldı. Ortadan kalkması demek ne demek? Ortadan kalktığı an itibariyle bu kuruluşların yeni yasadan C'lendirme yapamaması demek. Yapmaları için tekrar bir müracaat sistemine girmeleri gerekiyor. Yeni yasanın içinde bu onaylanmış kuruluşlardan bekledikleri bazı özellikler var. Bu mevcut denetçi profilleriyle ilgili, kendi iç dokümantasyonlarıyla ilgili, yapılarıyla ilgili belli istekleri var. Bu isteklerin yanı sıra atanmayla ilgili getirdikleri değişik de bir yapı ve izleme metodolojisi var. Dolayısıyla imkansızla eş değer diyebileceğimiz ve çok zor olan bir atama sürecine girdi onaylanmış kuruluşlar. Çok iyi bildiğimiz şu anda atanan bir sayın bu işi yöneten kişisiyle konuştuğumuzda
Hazırlıklarımız zaten çok eskiden başlamıştı ve onay almamız 17-18 ayı buldu gibi bir yaklaşım içerisindeler, bir geri dönüş içerisindeler. Yani zor bir süreç, zor bir süreçle atanıyorlar. Bu zor bir süreçle atanmaları daha fazla sayıda eleman istihdamını gerektirdi. Daha teknik eleman istihdamını gerektirdi. Tabii ki üreticilere bunlar muhtemelen denetim maliyetleri olarak yansıyacak gibi bakabiliriz. Ve aslında geçtiğimiz yıldan itibaren de atanmaya başlandı. Atandıklarını nereden biliyoruz? Atandıkların aslında Avrupa Komisyonu'nun NANDO diye bir bölümü var. İnternette girdiğinizde NANDO diye yazarsanız, NANDO Notified Body Medical Device diye yazarsanız o liste çoğunlukla önümüze geliyor Google'dan yaptığımız küçük bir araştırmayla. Takibi alabilirsiniz bunu. Atandıklarını oradan görüyoruz. Direktif orada hangi direktifte hangi onaylanmış kuruluş atanıyor. Ve bu atanmış onaylanmış kuruluşların da kapsamlarını bu onaylanmış kuruluş şeyinden görebiliyoruz, listesinden görebiliyoruz. Oraya baktığımızda en son Slovakya'dan bir onaylanmış kuruluş atandı. MDR çerçevesinde limiti denk düşer, denk düşmez bizim yaptığımız ürünlerle ona bakmak gerekiyor. Ama atamalar devam ediyor ve atanan sayısı giderek artıyor. Aynı şey IVD için de geçerli. IVD'nin IVD'ye dönüşümü içerisinde geçerli. Türkiye'deki durum ne? Biz hepimizin neredeyse onaylanmış kuruluşu muhtemelen Türk onaylanmış kuruluşlar. Türkiye'deki durum ise biraz İsviçre ile İsveç ile aynı durum. Yanlış söyledim, kusura bakmayın. Bizim onaylanmış kuruluş atayabilmemiz için Avrupa Komisyonu ile özel bir anlaşma imzalamamız gerekiyor. Bu anlaşma MDD için mevcut idi ama MDR için mevcut değil. İsveç dahil daha bu anlaşmayı imzalayamadı. Süreci bu şekilde yönetemedi. Araya COVID girdi, süreç daha uzadı. Belki Türkiye'nin kendine özgü de zorlukları vardır, bilmiyorum yine. Bu nedenle de şu anda Türkiye'den başvurarak bir onaylanmış kuruluşun MDR için atanması mümkün değil, başvuruları alınıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki onaylanmış kuruluşlarımız Türkiye lokasyonlarıyla şu anda MDR'a geçemeyecek gibi görünüyor. Bunun için de hepimizin sektörden bildiği çeşitli çözümler sunuyorlar. Yurt dışından bir merkezden onaylanmak gibi bu yola giren onaylanmış kuruluşlarımız da mevcut. Onlar bu onaylanmış kuruluşlar sürecinde atandıklarında şanslıysak bizim çalıştığımız onaylanmış kuruluş zamanında atanabilirse bizim de MDR'e geçişimiz söz konusu olabilir onlarla birlikte. Yoksa biz hep şunu tavsiye ediyoruz, yoksa diye üzülmeyelim lütfen. Onay yapamayacak diye de düşünmeyelim. Evet, her bir çark doğru çalışmalı ve iyi çalışmalı. Engeller ortadan kaldırılmalı. Ama hani üretimin ve üretici olmanın da birazcık zorluğu burada. Biz elimizden gelen en iyisini yapalım, atanmış herhangi bir yere gidebilecek şekliyle kendimizi örgütleyelim. Çünkü sayı arttıkça onların da üreticiye ihtiyacı olacak ve şu anda belgelenmeye gelmeyen onaylanmış kuruluşların da ben Türkiye'de opere edeceklerini düşünüyorum ilerleyen dönemlerde. Bu nedenle bu gerçekler, bu zorluklar aslında bizim çalışmamızı ve hazırlığımızı geri plana atmamalı diye düşünüyorum. Zaman zaman yeni onaylanmış kuruluşlar yayınlanıyor. Biz de kendi internet sitemizden de LinkedIn sayfalarımızdan da bunu duyuruyoruz. Ama sizler de NANDO'dan kontrol edebilirsiniz diyoruz. Burada evet hepimiz için ciddi bir anlamda zorluk var. Bir, klinik çalışmalar ve buna kendimizi adapte etmemiz gerekiyor. İki, çalışmalarımızı çok sağlıklı koymamız gerekiyor. Çünkü bizim dışımızda gelişen bir sürü başka teknik durum söz konusu. Neden çok zor bu onaylanmış kuruluşların atanması? Biraz ona bakarsak,
Çünkü onaylanmış kuruluşlarımızın atanması için bu şeylerin dışında onların da kendilerini değiştirmesi gereken ya da kendilerine eklemesi gereken bazı durumlar söz konusu. Çünkü onlar artık Avrupa Birliği üye ülkelerinden biri tarafından, birkaç ekip tarafından değerlendiriliyor. Komisyonun merkezden atama ile ilgili, onaylanmış kuruluşların ataması ile ilgili doğrudan bir müdahalesi söz konusu. Ve onların değerlendirdiği teknik dosyaların ve klinik veri değerlendirmesinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili bir süreç var. Hazırlandığınız klinik veri değerlendirme raporunu bekliyor Avrupa Komisyonu onlardan. MDCG'de böyle bir kılavuz yayınlandı. Klinik veri değerlendirmenin değerlendirme raporunun yazılması diye onaylanmış kuruluşlar için hazırlanmış bir kılavuz bu. Dolayısıyla biz ne kadar iyi teknik dosyalar sunarsak, onlar ne kadar iyi değerlendirirse aslında onaylanmış kuruluşların uzun vadede sağlığı da bu anlamda önemli olacak. Onların değerlendirdiği dokümanları tekrar otoritenin ya da Avrupa Komisyonu'ndaki belli mercilerin değerlendirmesi söz konusu. Bu nedenle yine hem bizim üzerimizdeki baskı artıyor bu şekliyle, hem de onaylanmış kuruluşların üzerindeki baskı çoğalıyor. Ben sözlerime burada son vermek istiyorum. Birazcık fazla soru cevaba yer açmak istedik bu eğitim içerisinde. Bir MDR eğitimimiz var. Kasım ayında gerçekleştireceğimizi tahmin ediyoruz bu eğitimi. Tam gün belli mi ben bilmiyorum. Belki Tunca daha fazla detaylı bilgi verir. Eğitim evet güzel, önemli. Kendimi de kötü şey yapmak istemiyorum bu noktada ama bir an önce çalışmaya başlamak gerekiyor. Eğitim mutlaka alınması gerekiyor ama çalışmaya da başlamak gerekiyor artık. Geç kaldık, geç kalmayalım daha fazla demek istiyorum. Ben cevaplamaya başlayayım. Ben teşekkür ederim öncelikle dinlediğiniz için. Eşdeğerlik istisnaları derken aslında bazı ürünler için şöyle bir istisna durumu söz konusu. İşte vidalar, çiviler, sütürler gibi durumlarda burada söylenen aslında klinik çalışma yapmadan tıbbi cihazlandırma öncesi, çünkü onlar sınıf 3 ya da 2B implant, klinik çalışma yapmadan yapmayarak cihazlandırma yapılabileceği. O istisnayı biz market sonrası klinik çalışma yapılmayacak istisnası olarak algılamıyoruz. Ya da market sonrası klinik izleme yapılmayacak olarak algılamıyoruz. Öncelikle onu söylemem gerekiyor. İstisna derken eşdeğerliğin public olarak, yasal olarak ya da halka açık olarak ispatlanabileceği bazı cihazlar olabilir. Yani ürünün ve cihazın gereği ve klinik kullanıma yönelik çalışmalarda, klinik kullanıma yönelik performans özelliklerinde bir farklılık ifade etmeyen noktalarda değişiklik olduğunu gösterebileceğimiz yayınlara, verilere eşdeğer koyduğumuz ürünlerin bu verilerine ulaşabiliyorsak eşdeğerle ispat edebiliriz demek istemiştim. Ama bu kolay mı? Çok kolay değil. Daha çok belki Amerika pazarında ürünü olan, aynı zamanda CL'li olan, daha şeffaf olması gereken ürünlerde yakalayabileceğimiz bir durum olabilir. Çeşitli metotlarla otoritelere halka açık olarak verilmiş verilerden eğer yakalayabiliyorsak şey olabilir, tutturulabilir olabilir bir durum önümüze çıkabilir. Ama hangi üründe var derseniz ürün ürün gitmek gerekiyor. Biz daha çok daha az karmaşık,
Belki tek belki iki parçadan oluşmuş prosesi çok bilinen çok az karmaşık ürünlerde bu şansı yakalayabileceğimizi düşünüyoruz. Yine bütün bahsettiğim bilimsel bir temele dayandırmam gerektiği ve bunun bir zorunluluk olduğu. Sunum paylaşılacak mı demiş. Evet, sunum paylaşılıyor. Onu Tunca müdahale etmek ister misin? Sunumu paylaşma yöntemi hakkında bilgi verecek misin? Her sunumu ilgili web yani web sitemizin kütüphanesinde bulabilirsiniz. Kütüphanemizi o yüzden ara sıra kontrol etmenizde fayda var. Klinik değerlendirmeye dair özel bir eğitim olacak. Yine online eğitimlerimizi takip edebilirsiniz. İnternet sitemizde de var aslında bunun geleceği. MDR metninde risk yönetimi ile ilgili eşik değerden bahsediyor. Fakat 14.971-2019 ya da MDR metninde bununla ilgili bir netlik göremedim. Bununla ilgili bir bilgi verebilir misiniz? Keyifle veririm. Çünkü MDR'ın en fazla benim de dikkatimi çeken ve hoşuma giden metinlerinden biri bu. Bu eşik değeri aslında kendimiz belirleyeceğiz ama bu eşik değerinin geldiği noktalar daha çok market sonrası izleme verilerimiz, klinik çalışmalarımız, bazen eşdeğer ya da benzer ürünlerin yaptığı klinik çalışmalar. Bu eşik değer işte maalesef bir cihaz üretirken risk altındayız. Risk altında bir üretim yapıyoruz ve risk altında bir ürün üretiyoruz. Risk oluşturabilecek bir ürün üretiyoruz. Bir stent yaptığımızda stentin emboli attırma olasılığı her zaman mevcut. Bütün literatürlere baktığımızda da bunun bir oranı var bildiğiniz. İşte aslında bu o eşik değer bizim için. Kendi önümüz içerisinde bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Ya da yaptığımız klinik çalışmalarla, klinik merkez sonrası izlemelerle de bu eşik değerlere bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Yani aslında dünya verisini birazcık toplayıp kendimize riskli noktalarda eşik değerleri belirliyor olmamız gerekiyor. Bütün seminer boyunca söylediğim şeyin bir özeti aslında bu. Hiçbir parça tek başına çalışmıyor. Her bir bölümden bir bilgi akıp diğer bölümü besliyor. Burada da klinik veri değerlendirmeden akan bilgi bizi destekledi ve risk analizimizde eşik değer oluşturmamızı sağladı. Müşteri şikayeti oranlarımız, dünya verisinin sonuçları hepsini bir araya alarak kendimiz için eşik değerler belirlememiz lazım. Ben bunun ki birkaç örneğinde biz yaşadık bazı onaylanmış kuruluşlarla, MDR'ı şu anda almış onaylanmış kuruluşlarla. Onaylanmış kuruluşla bir hani bu eşik değer uygun değil durumuna da gidecektir karşılıklı bilimsel yaklaşım çerçevesinde. PMC planının doküman gerekliliklerini alacağınız yer MDCG kılavuzları. İnternet sitesinden MDCG PMC plan diye yazarsanız çıkacaktır. Ama seminerin başında da söyledim. MDCG kılavuzlarını mutlaka takip edin. Her seferinde yenisi yayınlanıyor. Yani çok sıklıkla artık MDCG kılavuzlarını görüyoruz. Ama altını çizmek istiyorum. Planın içeriği hiçbir şey önemli olan, hani onu doğru şekliyle doldurmak, kılavuzda içinde ne olması gerektiği madde madde tanımlanmış durumda. Merhaba, Udemy'de kayıt için MD tarafından benim bizler için de tarih Mayıs 2020. Okuduğum, bildiğim, anladığım Pınar Hanım, evet biz de kayıt olacağız. MDD belgeleri de MDD'deki üreticiler de kayıt olacak. MDR'e geçiş beklenmeyecek. Ama zaman gösterecek, Udemy uygulamaları gösterecek. Biz de heyecanla bekliyoruz söyleyecekleri ama okuduğumuzdan anladığımız açıldığı anda herkesin, bütün CL ürünlerin kayıt olması gerektiği.
Müşteri anketler ve piyasaya sonrası klinik veri toplama kısmında üretici olarak sorumluluklarımız yerine getirildiği dahilinde veri toplama kısmında müşterilerimiz tarafından sıkıntı yaşamaktayız. MDR'de bu klinik takip kısmında kullanıcıya da bir zorunluluk getirecek mi? Kübra'm çok üzgünüm. teşekkür ederim öncelikle ben de. Ama hayır, kullanıcı ile ilgili bir durum söz konusu değil. Bu veriyi vermek zorundasınız ya da bu veriyi sağlamak zorundasınız gibi bir uygulama kesinlikle mümkün değil. Bu veriyi toplamanın yasal bazı çerçeveleri de çizilmiş durumda zaten. Seminerde de bahsettim. Hastanın verisine ulaşmak için bir klinik çalışma ya da market sonrası klinik izlemeden geçerek ulaşıyor olmanız gerekiyor. Bunun için etik kurul onayı ve mutlaka Sağlık Bakanlığı bildirimi ya da onayı almak gerekiyor. O nedenle MDR böyle bir zorunluluk içerisinde değil. Zeynep Hanım... tekrar kullanılabilir cerrahi alet üreticisi olduğunuzu varsayıyorum. Yaklaşık 15 bin adet ürünümüz var. Eşdeğerlik gösterirken eğer üreticide kayıtlı değilse piyasadaki durumunu görmek için başka yolu var mıdır? Oh, evet. 15 bin ürün cerrahi el aleti eşdeğerlik. En zorlandığımız ürün gruplarından biri bu. Cerrahi el aletlerinin eşdeğerliği. İmplant özellikle işte metal implantlar dediğimiz implantlar, diş implantları, bunların eşdeğerliği. 75 sayfaya bulan eşdeğerlik ve eşdeğerlik tabloları görüyorum ben arkadaşlarımın yaptığı çalışmalardan. Maalesef bunun kolay bir yolu yok. Bayağı derin araştırmaya girerek bu eşdeğerliği kanıtlamanız gerekiyor. Cerrahi aletlerde ben eşdeğerlik kanıtlamaktan mutluyum. Yapılabilitesini görüyorum. Tabii ama en zorlayıcı şey 15 bin adet olması. Ve ÜTS'den yayınlanmış ya da yayınlanan kayıtlı olup olmaması aslında genel çerçevede baktığımızda bizim için çok da önemli değil. Bizim için önemli olan ürünün CE'li piyasada olup olmadığı, Türkiye'de satılıp satılmaması ÜTS'yi belirliyor. Ama bizim Avrupa verisine bakmamız lazım. Bu ürün CE'li mi, CE'li satışı var mı diye. Hiç Türkiye'ye gelmemiş bir ürünle de kendimizi eğer verisine ulaşabiliyorsak eşdeğer gösterebiliriz. Can Bey, sınıf 3 ve implant olmayan bir ürününüz olduğunu varsa eğer, pazara çıktıysanız öyle ya da böyle PMSF yapmak zorundasınız zaten herkes gibi. Sınıf 3 ve implantı olmayan bir ürününüz varsa bu ürünün ne olduğu, yaratacağı riskler son derece önemli. O yüzden bir ürün bazında bakmak gerekiyor. Ama ben sınıf 3 ürünlerin bazıları hariç klinik çalışma olmadan eşdeğerlik göstererek ya da işte güvenliğini başka yöntemlerle göstererek pazara çıkmasının diğerlerine oranla daha güç olacağını düşünüyorum. Eşdeğer ürünlerimizi klinik ve biyolojik olarak nasıl yapılmalıdır da çok genel bir cevap vermem gerekirse çok detaylı bir şekilde yapılmalıdır. Artık eşdeğerlik iddiası çok kolay bir iddia değil. Benzerlik iddiası bile çok zorlayan bir iddia. Kullanılan proseslerden, ham maddenin içeriğinden, ürünün klinik olarak kullanımını etkileyebileceğini düşündüğünüz her türlü özelliğin en detayına inmeniz gerekiyor. Yani bu genelde bir sayfalık eşdeğerlik tabloları görmeye alışığız. MDD bölümünde. Şimdi MDR'de benim gördüğüm yaklaşık en az 20-30 sayfalık eşdeğerlik tabloları görüyorum. Zaten ayrı ayrı da anlatılması bekleniyor. O yüzden çok detaya girmek gerekecektir eşdeğerlik ve benzerlik için. Sınıf 2B ürünlerde MDR ile ilgili klinik çalışmaların belirli bir yıl kısıtlaması var mı? Ya da her yıl yapılması gerekiyor mu? Yine ta seminerin başına geri dönmek istiyorum. Klinik çalışmaların yılları ile ilgili kesinlikle bir kısıtlama yok. Her yıl bir tane klinik çalışma açacaksınız, 5 tane klinik çalışma açacaksınız gibi bir durum söz konusu da değil. Burada bilimsel olarak
İlk önce kentinizi, sonra da karşı tarafı ikna etmeniz gerekiyor. Her sene açmanız gerekiyorsa, her sene bir kere büyük bir tane açmanız gerekiyorsa, bir sene bir tane, bu tamamen ürüne göre, yarattığınız riske göre, elinizdeki verinin durumuna göre değişir. Kişisel veri korunum kanununa göre gönüllü onayından bahsettik. Retrospektif gözlemsel çalışmada hastanede ameliyat için bir olur alınıyor ve olurda genellikle hasta verisinin kullanılması üzerine bir yazı bulunuyorsa bile retrospektif çalışma başvurusu sonrası hastadan çalışma için olur almak gerekir mi? Ülkeden ülkeye değişen bir uygulama. Ben uzmanı değilim Defne Hanım konunun. Bizim şirketimiz içerisinde de bu konu çok tartışılıyor. İsterseniz eğitimden sonra yarın bir telefonla görüşelim. Ben sizi uzman arkadaşıma yönlendireyim. Klinik olarak çok detay bir soru. En son 2 gün önce aynı tartışmanın içerisinde ben de bulundum ve dinleme fırsatım oldu. Bir grup hastane onay alınmaması gerektiğini iddia ederken bir grup hastane alınması gerektiğini söylüyor. O yüzden bunu ben size klinik uzmanlarımızdan birine yönlendireyim. Ararsanız onunla konuşabilirsiniz. Evet, reusable olduğunu tahmin ederek söylemiştim. Zeynep Hanım, reusable dosyalarınızı hazırlamaya başlayın. En önemli konu tekrar sterilizasyon, tekrar yıkama ve tekrar kullanımdaki yarattığınız riskler. Buna mutlaka lütfen dikkat edin. Klinik değerlendirmede benzer rakip cihazlar önümüzü karşılaştırırsak ve değerlendirmemizde bu bilgiyi yapsak klinik değerlendirme raporumuz eksik kalır mı? Sevda Hanım, yani klinik değerlendirme raporunu, yani benzer rakip cihazları sadece karşılaştırıp eğer benzerlikte kalıyorsanız zaten klinik değerlendirme raporunuz tabii ki eksik kalır. Kendinize ait bir klinik çalışma yapmanız ve marke sonrası izlemeyi güçlendirmeniz gerekir. Ama bir eşdeğerlik yapabiliyorsanız MDR'ın da istediği şekliyle ona ait literatürleri içine koyarak başka şeyleri de tabii ki MedDev'in ve MDR'ın istediği başka bilgiler de var. Bu yapılabilir. Battal Bey'in sorduğu Udemy'de kayıt olduktan sonra orada da cihaz satışını UTS'deki gibi belirtecek miyiz? Cihaz satışına yönelik, ben şuraya sattım izne birliği orada takibe yönelik bir modülünü daha okumadım. Daha çok şu anda benim ürünüm bu ve kayıtlı şu kayıtları var, şu klinik çalışmaları açtım gibi bir süreç işliyor. Benim bildiğim kadarıyla orada cihaz satışının son noktaya kadar takibi mevcut değil. Sınıf 2B ve daha düşük riskli cihazlar için klinik çalışma gerekli miye? Doğrudan hayır diyemiyorum. Ürüne göre, elinizdeki klinik veriye göre değişen bir durum bu. O yüzden doğrudan cevap veremiyorum. Bunun da bir tek cevabı olduğunu zaten düşünmüyorum. İmplant edilebilir bir cihazın patenti alınacak, eşdeğer ürünü var ama yine de patent alınacak ve cihaz eşdeğere göre daha üst seviyede. Evet Battal Bey, tehlikeye doğru gidiyoruz. Patenti alınacak bir inovatif üründen bahsediyorsak bunun klinik çalışmasının gerekli olup olmadığını biraz daha klinik çalışmaya yönelerek düşünürüm genelde ama getirdiğiniz patentte getirdiğiniz özelliğin kliniğe etkisine bakmak gerekir. Literatür taraması güncellenince klinik değerlendirme dosyasında revizyon tarihini değiştirmeliyiz değil mi? Evet, değiştirmelisiniz. Klinik çalışmalar için minimum bir süre yoktur. Hayır, her klinik çalışmanın kendi özelliği içerisinde değişir. Bütün sorular klinikten geldi. Risk bazlı yaklaşım, evet. Hayır, klinik sadece risk analizi yaparak risk bazlı yaklaşılmıyor. Çok temelde şöyle bir şey söylemek istiyorum. Üretim için kullandığınız ekipmanlarda risk bazlı yaklaşımı bir örnek vermek istiyorum. Bütün cihazlarımız, üretimde kullandığımız tüm cihazlarımız ve kalite kontrol cihazlarımızı listelediğimi varsayalım. Bu listelemenin sonunda bu cihazların risklerini tartmam gerekiyor.
Neden tartmam gerekiyor? Birçok nedenle tartmam gerekiyor. Yedekleme için tartmam gerekiyor. Kalibrasyona gönderip göndermeyeceğimi tartmam gerekiyor. Hassasiyetini analiz etmek için tartmam gerekiyor. Ve cihazlarım aslında normal koşullarda salıvermeye araç teşkil eden ya da salıverme için kullandığım cihazlar gözümde çok riskli olmalı. Onları bir grup yaparım. Ve o gruba istinaden belki o cihazları kalibrasyonun yanı sıra belli noktalarda kontroller koyarım. Ya da daha sık kalibrasyona gönderirim. Ama depomda duran bir şirinkleme makinesine aynı hassasiyette davranmam. İşte ya, kalitede risk yaklaşımı aslında bu ayrımı yapacak metot ve metodolojileri sistemin içerisine koymak, bu ayrımı yapmak, bu ayrımı yaptıktan sonra da ona göre davranmakla alakalı aslında. Evet, klinik araştırma geçmişe yönelik yapmak mümkün. Bunu retrospektif çalışma diyoruz. Ve evet, klinik çalışmayı geçmişe yönelik yapmak mümkün. Sağlam bilgi bulduğumuz noktada. Klinik çalışma yapacak personelin belirli bir yetkisi olmalı mı? Klinik çalışma yapacak iç personelimizden bahsediyorsanız, onun mutlaka, hani mutlaka demeyeyim, bir yasal gereklilik yok ama klinik çalışmaları biliyor olması ve bunu takip edebilecek yetkinlikte olması gerekiyor. Ama çalışmayı bizzat yapacak doktordan bahsediyorsanız eğer, onun tabii ki etik kurullarda isimlerinin olması, Sağlık Bakanlığı'na bildirimde isimlerinin olması gerekiyor. Yetkiden kastınız doktor ya da yani çalışmaya kim yapacaksa o çalışmayı yapabilecek, o tedaviyi yapabilecek birinin olması gerekiyor. Ve bunun etik kurullar ve Sağlık Bakanlığı tarafından da gözden geçirilip onaylanmasını bekliyoruz. 2023 tarihine kadar geçerli CE belgemiz var. Mayıs ayında yeniden geçişle birlikte belgemizi tekrar yenilememiz mi gerekir? Evet, 2023'te CE belgenizin süresi doluyorsa MDR'a geçmek dışında başka şansınız yok. Böyle kapatmak istemezdim eğitimi ama hani o kısmı birazcık zor olacaktır. İthal tıbbi cihaz ürünleri teknik dosyayı bütün halinde mi göndermeliler veya gönderilen dokümanları birleştirirken nelere dikkat etmeliyiz? Sınıf 2B ürün için bir örnek dosya sunmanız mümkün müdür? Seminer için ayrıca teşekkür ederiz. Derya Hanım, teknik dosya ürüne özel ve firmaya özel hazırlanıyor. O yüzden paylaşmamız tabii ki mümkün değil. Birleştirerek mi sunmalıyım teknik dosyayı? Ben MDR için sanırım birleştirerek sunmayı tavsiye ediyorum. Çünkü MDR'de şöyle bir cümle var. Aranabilir olmalıdır dosya içerisinde kelimeler diye bir bölüm var. Biz daha sıklıkla FDA dosyaları ve FDA dosya düzeninde görüyoruz, bu 510K dosya düzeninde. Bütün bilgiler ardışık gelecek şekilde ve ekler ek olarak verilmiş şekilde. Yani sanki öyle daha kolay hakim olabilecek misiniz gibi teknik dosyalara. Ama bir zorunluluk var mı? Hayır. Birleştirmek gibi bir zorunluluk yok. Aşık Hanım, kalite solid kullanıcısının sorusu sanırım yanlış anlaşılmış olabilir. Mayıs 2020 ayında MDR geçişiyle birlikte belgenizi tekrar yenilememiz mümkün? Hayır, 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 hayır. Belgenizin süresi 2023'te dolacaksa eğer 21, 22, 23 zaten 2 yıllık, yani Mayıs 2023 son tarih diye hatırlıyorum, biliyorum. Zaten geçmeniz gerekiyor MDR'a. Belgeniz askıya alındığında, ama belgenizin süresi 5 yıl diyelim, 2021'de aldınız. Söylemeye çalıştığım aslında oydu. Belgenizi 2021'de aldınız ve 5 yıllık bir belge verildi size. 2026'da doluyor. Bekleyemezsiniz o zamana kadar. MDR, MDD bitiş zamanında belge almanız gerekiyor. Ama çok çok şanslısınız. Belgeniz 2021 Haziran'da doluyor diyelim ve uzatmadınız da şimdiye kadar. O zaman ancak ve ancak MDR'den belge alabilirsiniz demek istemiştim. Evet,
Reusable ürün üreten bir firmayız. Temizlik ve sterilizasyon validasyonlarımızda ameliyatta kullanılmış ürün istiyorlar. Ben bu yaklaşımı çok sıklıkla görmüyorum aslında. Ameliyatta kullanılmış ürünün gönderilmesi de çok doğru bir yaklaşım olmayabilir. Standartta tanımlı özel kirleticiler var. O kirleticilerle kirletilip en kötü koşul oluşturularak validasyonunu çok sıklıkla görüyorum yapıldığını. Bu ameliyatta kirlenmiş ürün hem laboratuvar için sıkıntı yaratabilir hem de yani onun o ortamdan çıkması çok doğru olmayabilir. Standart doğrudan ezberimde yok ama şeyden sonra bir infoya mail atarsanız ilgili uzman arkadaşımız size standartınızı mutlaka verir. Ona soiling deniyor. Özel kirletiyorlar ürünü. Sterilizasyon validasyonunda ilk validasyonda hayır, akredite bir kuruluş kesinlikle gerekli değildir. Kendi sterilizasyon validasyonunuzu kendiniz yapabilirsiniz. Ben bu bilgi birikimine sahipseniz kendi validasyonunuzun kendinizin yapmasında hiçbir sıkıntı yok. Firma içerisinde her şeyi kanıtlayabilirsiniz. Evet, firma içerisinde her şeyi kanıtlayabilirsiniz. Data log'unuz varsa, kalibre ise onu kullanabilirsiniz. Ürün indikatör stelite testi yapıyorsanız onu da kullanabilirsiniz. Herkese bir tane soru var. Bir dakika kaçırmayayım. Temiz oda validasyon için akredite kuruluş olması zorunlu mudur? Hayır, değildir. İstediklerini biliyorum. İlla akredite olsun kuruluş diye. Dış bir laboratuvara yaptıracaksanız akredite kuruluş aranıyor. Bunun nedeni aslında birazcık da o MDR'da okuduğum bölüm, hani akredite değil de hani iyi laboratuvar uygulamalarını gerçekleştiren bölüm. Kendiniz yapıyorsanız akredite olmanız şart değil ama temiz odalar için şart olmamakla birlikte akreditasyonu olsa ilerisi için de iyi olur diye düşünüyorum. Sterilizasyon validasyon da bir validasyon da bir arayım yapılması gerekir. Detay oldu ama bunun için de bir koşul yok. Gözden geçirmenin yıllık periyotlarla yapılması öneriliyor. Hemen sorum geldi. Başak Hanım, araştırdığım kadarıyla biyomluk laboratuvarında da akredite laboratuvarında. Evet, Türkiye'deki biyomluk laboratuvarlarında bazı testler için akreditasyon mevcut, statopsiste gibi. Ama hayvan deneylerinde akredite olan laboratuvar yok. Doğru. O zaman kapatıyoruz. Çok teşekkür ederim katılımınız için. Tekrar görüşmek dileğiyle.